Aynı. Aslanın jeti var. İki tarafta evet birbirinin Yok. aynısını. Kerodon şöyle Sage geldi. Sova İki yok. Initiator oynayacak. Sova Sky oynayacak Ki ki çok iyi kullandılar evet Bind'den. evet. Mükemmel kullandılar ki Haven'da daha iyi kullanılabilir. Savunma tarafında Haven haritasında ve Tarıyor. BBL hücuma hemen B'ye kontak bir oyunla başlıyor. AMD'ler fark edildi. Gelen ok kırıldı. Duvar açılıyor. Turret'te kırıldıktan sonra rahat bir plant olacak. Burada herhangi bir nano sürü yer almıyor. Oluyorsa da kırdılar. Yani 3 oyuncu double door, 2 tane A lobi gelecek. Çok kolay. Bir retake değil, tek pozisyonlar var. Şimdi yeniden double door'a bakıyor. Tekvan bu arada aslan combat reklamı. Aslan'dan bir overpick geldi ve Lauzen ceza kesiyor. Tekvan arkaladı. Muş Tekvan'ı yakalamış. Double door arkası yakın mesafe tabancalar. Çok kuvvetli tabii ki. Şimdi Mr. Fallen ve Lego. Aldığı Ghost Kill ile beraber BBL iyi başladı. Tekvan pek bakılmayacak bir açıda. O kutu yakınına short ile yerleşmiş durumda. Aslan silah ucunu gördü. Ve rakibini yakaladı bu arada. Tekvan'da daha çok piklemesini bekliyordu. Aslan şu an tek başına A'ya girdi. Mr. Fallen default kutu arkası. Kendini gösterdi. Aslan oraya zorlamayabilir ama keşif okundan şimdi geri kaçacak. Ve üzerine ikinci oyuncu geldi. Ve burası çok kalabalık dedi zaten ki. Çoktan BBL C'ye yerleşti. Başlangıç noktasından 3 oyuncu gelecek. Burada ikili vermemeliler ve Lego düşen ilk oyuncu indiyelerden bir takas var. İçeriye doğru yine Şahin'le girecek Vasili. Çok kör etti. Son burst'ünde alıyor kili. Tekrardan şimdi rifle alacak yerden ama Lawson, Mujun, Marshall'ına düşürüldü. 2-0. Erken yakalanabilirdi. Speedway tarafında Vasili var. Hemen sağında bu arada Lawson. Çok ses yaptı. Ne zaman peak alacak? Kontrol ediyor. Kili çıkarttı. 2 de mi? Çok güzel oyun. 2'yi de buldu diyecektim ama Vasili bulmuş. Heaven'a doğru bu arada Lego'dan bir smoke gelecek. Paranoya kullanıldı. Hemen bir şok oku hazırladı Mr. Fallen. Nereden sektireceğini biliyor. Ooo Tekvan çok rahat bir kill. Lego açığı kuracak. Tekvan çok, çok rahat. Keskin, bir şok oku keskin. Daha Tekvan. Mükemmel bir oyun. Tekvan'a bakar mısın Tekvan'a? Geliyor C tarafından açıldı. Tekvan diyor ki emanetleri B tarafına Killjoy'a bırakın. Full A gidin diyor şu an. Mr. Fallen hazırladı şok okunu gönderecek şimdi. Geliyor şok okundan. İkincisi de geldi. Oy. Ve Lego çok az canla hayatta kalıyor orada ama çıkacaktır şimdi ve AMD'lerin ama AMD'ler çıktı Tekvan'a yakalandı çünkü AMD'ler arkalamaya çalıştı. Aslan. Aslan iki tankil almış. Bir flash peek hazırlıyorlar bu arada ama Mr. Fallen'den o kadar güzel bir kill var ki ikinciyi de buldu Mr. Fallen. İki oyuncu da Heaven altında şimdi. Farklı açılardan gelecekler üstüne. Lego ile Mush tespit edildi. Heaven'dan atlayan bir oyuncu var. Mr. Fallen 3 tane kill buluyor. Lawson'dan bir takas. Zaman var. Var var. Bir problem yok sanıyorum. Ve 2-2'yi buldu. Yani 2-2'yi buldu ama BBL 2 tane aslan killinden sonra kazanması gereken bir round'u kaybetti. Aslanın canını tekrar yüzlemek için Tekvan açıyı koydu. Bakan yok. Oraya bir dry pick var yine. Tekvan bir tane daha vurup kaçabilir mi? Hayır. Muş takasını almış. Daha da fazla rolleri duvar Tekvan yani kör olmasına rağmen. Smoke'tan böyle taramaya devam evet. etse muhtemelen en az bir kill daha gelebilir. Oh, line up! Harika bir line up Mr. Fallen. Bir de keşif oku gönderecek. Kendi isabeti altına alındı. Ama yeri açığa çıkıyor. Lego gidiyor hemen. Lego. Kaçmaya çalışacak. Aslan yalnız burada tek başına ve Mr. Fallen mükemmel smoke içerisinden bir vurmaya devam ediyor. A savunması Mr. Fallen şimdiye kadar. Erken ölmüyor, en az bir tane vuruyor, info alıyor, rakibini bekletiyor, her şeyi yapıyor. Oo. Lego'ya çok güzel bir paranoya geldi. Combat'te çıktı harika Lego'dan güzel bir chat ama Vasili paketledi Lego'yu. Kutu yok zaten BBL'in girerken yani yardımcı olabilecek ve yine dry pickler göreceğiz gibi smoke düştü. Yalnız paranoyadan etkilenmedi Vasili. O kadar güzel bir flash attı ki Vasili. Ball bekler gelmeye devam ediyor. Müthiş, müthiş. Ama herkesi kör etti Vasili. Vurmaya da devam ediyor. Ve şimdi yardıma gelecekler. Farklı açılara geçtiler ama Muş'dan harika bir beklemezler. Aksiyon gelir mi? Oo, Muş! İşleri değiştiren ne oldu? Tek başına bir anda kombatri kaldı. AMD'lerin kiliyle birlikte. Ya Beşiktaş adına belki de çok kolay bir şekilde kazanılabilirdi ama işler şimdi çok zor. Çok zor. Combatry 1v3 altında bir tane de taret var. O taret birazdan infoyu verecektir. Ama şu an için taret üzerinden oynayabiliyor. Bir tane Heaven altı var. Oraya doğru paranoyasını gönderdi. Bir oyuncuyu görebilecek mi? Hayır. Muj'dan 3 kill. Buradan C'ye speed taktiğe gidecek. Tecrit kullanılmak üzere. Mr. Fallen şu an uzak yalnız biraz. Yaklaşmak istedi. Ve şimdi kırmak için yaklaştı. Tekvan. Oraya bunu fake olarak kullanacaklar. Ve Tekvan bu bait'i yedi. Şimdi yalnız saniye içerisine kadar gerildi. Hala Lawson'un ultisi iş yapabilir. Yine window tarafından Vasili hamle yapmak tek istedi. Tek. Teker teker dediğin gibi bu hamleler çok zarar veriyor şu an Beşiktaş ekibine. Tam olarak BBL'in istediği hamleler bunlar. Combat'e bir tane kill çıkartıyor arada. Ya şu an site'den çıkarabilirler rakiplerini. Bakalım Combat'e bir kez daha deneyecek mi? Burayı yine vurdu. Yine Muj'u vurdu. İkinci kez düşürdü. Şimdi paranoyasını ayarlıyor. 4v3 retake başlayacak ve savunma tecidi geldi. Dediğin gibi bunu kırabilecek herhangi bir yeteneği yok BBL'in. Ya üstüne gidecek ya geri kaçacaklar.
Bir tane daha flash pit de gelecek aynı aslan. Zamanda. Bu arada combat de aslan kalmayı tercih aslan. Etti. Bir saniye var, Lauzen zaten onu yakalıyor. Yalnız default plant varmış. Lauzen uzun tarafına bakacak, cepte iki oyuncu var. Yarıya kadar en azından çözülecektir. Smoke içerisinde yer almaya devam ediyor. Harika ballbankler o tarafta. Çözülüyor mu diye bakıyorum. Hayır, AIMDLL üzerine gitmiş Mr. Foley. AIMDLL. İşi bu sefer pişirdi AIMDLL. EBI bunu çok iyi değerlendiriyor. Alobi'ye doğru gönderilen bir ok var. Bu arada 5 yaşında ekonomi de bitti yani üst üste ama Mr. Fallen'dan Alobi'ye aslana çok şık bir headshot Şerif'le. Kero'nun yeri öğrenildi. Oraya doğru wallbankler denemeler gelecektir. Basili geldi. Kero bir tane kill ama Tekvan'ın hızlı bir takası var. Şimdi 4 vs 3 uzaktan herhangi bir ulti yok bu arada kullanabileceği. BB'nin hücumda. Oraya doğru smoke düşürüldü. Kim çözmeye başlayacak diye bakıyorum. Bir tane daha smoke düşürüldü. Tekvan oraya toparlamaya çalışıyor. Body blocklar girebilir. Body yarıya block. Kadar çözüldü. Devama gelecek mi? Hayır AIMDLL. Tekvan vurdu AIMDLL. 1'e 1-2. Birden 1 vs 1'e geldi zaman ama yok. Tekvan'ın zamanı olsa bile smoke yok. Yani default bir plant olsa işler inanılmaz karışabilirdi evet. Ama şimdi 9. roundunda yine A arkasına atılan bir keşif okuyla beraber Tekvan çok kolay buldu ve Kero'yu kaybettiler. Healer'ların bir tanesini kaybettiler. Ve aynı zamanda side tarafındaki attı. En önemli unsurlardan biri Lego board'a bozmadı dediğin gibi ultiyi hemen arkaya doğru şöyle bir bakıyor. Sülükleri çok zor pozisyon. Zorunda. Nerede olduğu açığa çıktı. Kill'i de çıkartamadı. Bir an için şansı vardı ama orada arkasına gelen killer Beşiktaş'ı çok rahatlatıyor şu an. Tamam iki burcu. Burcu'dan yani inanılmaz bir pik. Muş pik. Muş pik gerçekten. Şimdi orada çok güzel bir keşif oku geldi. Onu iyi dojladı ama combat de görmüş olabilir ama AIMDLL ona rağmen fight alsa bile 30 canı kaldı. Mr. Fallen canın az olduğu infosundan sonra çok rahat bir pik. Mr. Fallen oraya da cross koyarak geliyor. Burcu'dan güzel bir vuruş. Bir Şahin pik ama sanırım Tekvan yemedi o flash'ı. Bir wallbang düzeltiyorum. Arkadan gelen Lauzen iki oyuncu yavaş yavaş gelecekti ve yalnız bazı şeyler için çok geç olabilir. Long tarafında Kero inanılmaz hasar aldı. Belki tazeleyebilecek canını ama bir şok canını tazelerken kili çıkartıyor ve spike kurulamadı. Yine arkadan AIMDLL yakalandı Tekvan'a. Aslan Vasily vurmuş ama Mr. Fallen'dan şok oku. Aynı şekilde şimdi iki tane oyuncusu kaldı sadece BBL'in Aslan'la beraber Muş. İkisi de Heaven altında oynamaya çalışacaklar. Aslan biraz arkalanacak mı diye bakıyor yani. Ama tabii ya spike alsan bir dert kurmak için geri dönsen başka bir dert arkada çünkü bekleyen yani, oyuncular var. Arkada bekleyen oyuncuların pozisyonları da o kadar kritik ki Muş bu arada gelmiş bir tane kill çıkartmış. Hemen buradan B'ye doğru yürümek isteyebilirler. Heaven altına doğru kuruluyor şu an Combatry. Kurmasını bir kez daha engelledi ve Lawson çok güzel flash asist geldi. İlk ikili birden çıkartıyor. Yine B'yi birden hızlandırmaya karar verdiler. Nanosürü açıldı. Bu arada aslan dışında kimse içeri giremedi. Drone gönderiliyor. Drone'da ultisi de var. O tarafta dediğin gibi ultiyi kullanırsa işleri karıştırabilir. İyice geri çekiliyor şu an. Kaplan. Oraya doğru bir kaplan geldi. Ulti şimdi kullanılacak eş zamanlı olarak Lawson. Bir tecrit A'ya gidiyorlar. A'ya gitmek zorunda bırakıldılar. Ulti yalnız geliyor ama ne tarafa doğru gidiyor o ulti ben göremedim. Bıraktı galiba zaten. Bu arada etkilenecek bir oyuncu. İçeride kaldı. İçeride Kero kaldı. Aslan koruyor şu an Kero'yu. Oradan hamle bir türlü yapamadılar. Muş düşürüldü. Biraz kaosa döndü round. Şimdi Spike Plant B tarafına yapıldı. Lego A-Link tarafına bakacak. Tekvan hala Gong tarafından bir oyuncu olduğuna emin. Mr. Fallen'un yakalı. Aslan'da inanılmaz bir pick geldi. Tekvan'ı düşürüyor. Kero Gong tarafında 2 vs 3. Kero'nun mutlaka kill çıkarması lazım. Ekstra Aslan'dan aslan. Bir şeyler yapması gerekiyor. Aslan. Lauzen'in takası. Son kan isim Kero. Mr. Fallen. İnanamıyorum. Bu kez de retake'den geldi. Kero'yu vurdu. Ve yani Mr. Fallen'den inanılmaz bir solo performans. Window tarafında buraya gelinmeyeceğinin farkındalar. Combatry harika bir flash. Tek bir kill çıktı belki ama ışınlanmasıyla hemen geriye kaçacak. Kurt var orada. Kurt da hemen kırıldı. Ve smoke tazelenecek dip tarafa doğru. Çok iyi kestiler başı. Kullanıldı. Oo, bütün oyuncular sıkıştı şu an. Öne de gidemiyorlar. Arkaya çıkarsalar nereye olacak? Canlara bak. 43, 66, 17, 50. Şimdi bir heal geldi belki Muj'dan ama. Yani rush kesildi. Yeteneklerin çoğu kullanıldı BBL'den round içerisinde. Adam avantajı hala orada. Kero aslanı kaldırdı. Deneyecekler mi diye bakıyorum. Mr. Fallen aslanı yakalamış. Muj yalnız o. Tabi basmalar iki takıma da gidebilir. 15 saniye Tekvan buradan hasar alarak girmek zorunda kalacaklar. Duvar kuruldu ama şanslarında bu arada Tekvan deneyecektir. 10 saniye kaldı. Hasar alıyorlar. Nanosür açıldı. AIMDLL ölüyor orada. Yakalandı. Talet vurdu AIMDLL'i. Lego Vasily'yi vursa bile Lauzen'den bir Muş skoru sonrası. Tekvan Lego'yu da vuruyor ve roundu bitiriyor. Birazdan evet AIMDLL sayda girdiklerini de görecek resmen. Evet infoyu aldı. Oraya doğru cross koydu. İlk oyuncu yakalayamadı AIMDLL. Hasar da veremedi aslında daha doğrusu. Ve arkadan gelen Tekvan yakaladı zor da olsa. Fakat yüzeye doğru gelen Muş da yakalıyor.
Muj zıplarken yakalandı. Neler neler. Ve iki tane enter geldi bile Beşiktaş'tan. Yani Muj hıp hızlı bir takas geliyor demiştim. Ama Tekvan o son mermileri bulmayı başarıyor. Bu arada fight'a girmeye devam ediyor şu an Beşiktaş tarafı ama Tekvan 3 oldu. 4 gelir mi diye bakıyorum. Mr. Falling'den bir yardım var. Kero birebir takasla 8-5. Bir yerden bir dinklenmiş olabilir çünkü sanırım full armor'dı ya. Bir tane çelik tekiymiş büyük ihtimalle uzaktan ama 145 can götürüyor biliyorsun. Bu arada Aslan güzel bir headshot daha. Tekvan cevabını verdi. Kero orada. O pick'e de Tekvan alıyor. Bir kill daha çıkardı. Muj'un takası var ama zaten ghostlu oyuncuda çok büyük bir sorun değil. Şimdi oraya doğru flash pick. Muj çıkacak. Yeri belli oldu smoke'da içerisinden geri kaçıyor. Gasil'in canı azaltacak. Ya bu arada 3v3 alınabilir bir round. Yani Aslan'ın bıraktığı nokta gerçekten iyi. Tekvan biraz ikinci kili bulduktan sonra orayı devam ettirmek istedi. Çok güzel, güzel bir Şahin dediğin gibi. Side arkasında birebir takas. 5 canı var Vasili'nin. Tekrardan hatırlatıyorum. Ve 5 canıyla da kili buldu. Üzerine Mr. Falling yardımcı. 9-5. Smoke içerisine yerleştiler. Bu arada Cash Smoke'da çok güzel bir flash pick geldi. İndiler full kör. Tekvan entry'leri aldı 2 tane. Neler neler. Mükemmel oynanmış bir taktik oyunu. Mükemmel taktik. Harika bir oyun. Gerçekten harika bir oyun. İki oyuncu da kör oldu. Eş zamanlı olarak hani Cash Smoke'una reaksiyon verirken havada patlayan bir Şahin var. İşte Valorant bu senkronizasyonlarla güzel. Kesinlikle öyle. Bilbel için round çoktan bitti orada zaten. Şimdi Vasili Muj'u bulmuş. Spandan çıkan oyuncular var ama oyuncu kaybetmiyor. Beşiktaş. Mid'den açılan Sky var. Tekvan ona reaksiyon gösterdi ama kili çıkarttı. Çok da ciddi bir hasar var üzerinde. Hemen Vasili'ye koşuyor Tekvan. Beklemediği iki oyuncu var arkasından gelen. Yalnız oraya crosslu bir oyuncu görüyorum. Fakat Lauzen onu bekliyor olmasa rağmen Vasili beklemeyince. Aslan kolay bir headshot daha yakaladı rakibini. Koşarak gidiyor. Onların kontrolünde rahatlıkla. Koşarak gidiyor. Lauzen'ı hiç beklemeyebilirler. Kero dediğimiz gibi o koşma sesleri çok fazla dengeyi fark ettirdi. Tekvan'dan da rahat bir kill daha. AimDLL tek. O da arkasına doğru ilerleyecek. Çok güzel bir headshot AimDLL'den. Ama yapabilecekleri çok sınırlı bundan sonra. Yerden bir rifle alabilir. Üzerine doğru Mr. Falling oynayacak. Onu da yarı cana kadar düşürdü bu arada. Hırpalamaya devam ediyor. Bir can kaldı. Yani Combat Tree bir keşif oku daha şimdi oraya doğru. Yeri açığa çıkacak. Son çırpınışlar. Evet, Wallbank yememek için biraz daha geri çekildi ama zaten yani Beşiktaş'ın da buraya zorlamasına gerek yok. Yani hızlıca geri çekileceklerdir spawn tarafından zaten. Ekonomik hasar dağılmalarına gerek yok. 11'i bulacak Beşiktaş. 6 farka yakaladı. Pistol kazanıldı. Üzerine bir anti-eko bu arada. Bunları konuşacağız ama boş sıkıştı. Bir Şahin daha. Kaçtı mı oradan? Kör ederek kaçıyor. Tekman yakın mesafede. AimDLL'le birlikte kaçmaya çalışacaklar. Drone geliyor. Drone darlamaya devam ediyor. Yardım gelmiyor yalnız şu an. Sadece bir oyuncu. Aslan'dan gelecek. O da gerçekten büyük bir yardım. Ve entry'yi Tekvan üzerinde buldu. Çeviriyorlar. Oyun hızlı bir şekilde çevrilecek. Lawson board'a yine buralarda baskın olduklarını hissettirmeye çalışacaklar rakiplerine. Kero'da bu arada B tarafında tek başına. Biraz bireysele dönecek olaylar. Kero'yu fark etti. Combat Tree. Hiç zorlamadı. Evet. Sanıyorum göremedi. Taret kontrayla oynamak isteyecek. Silahımcını görmedi! Görmedi! İnanılmaz bir hata. Şimdi Lawson oraya doğru nano sürülerini de bıraktı. Hemen backup gelmesin diye. Rahatlıkla plant alınacak. Ya bu kadar iyi başladı roundu. BBI'ne kaybetmeye çok çok yakın çünkü full retake yakaladılar. Aslan'ın ultisi dışında herhangi bir ulti yok kullanılabilecek. Belki Muj'un bir tane kill'de sürükleri gelebilir. Ona kill çıkarmaya çalışabilirler. Arkadan gelen kimse yok retake'de. O silahın ucunu görüyor. Bu arada Vasili! Belki de en kritik kill'lerden birini kendisi aldı Vasili. Evin altında Lawson üzerine doğru gelen bir Şahin var şimdi. Vasili de bir flash peek yapacak. Sıkıştırdı rakiplerini. Bunaltıyor. Bir tane daha deniyor. Güzel onlar adına. Senkrona bak. 3 tane kill. Harika double peek üzerine. Senkrona gördün mü? 12-5. Heaven'a doğru atlayan, Heaven altına daha doğrusu kombatçı son anda bozdu. Şimdi NG'yi bulan AimDLL. Çok kritikti bu. Geriye doğru kaçabilecek. 52-2 rifle'dan biri kill çıkarttı. Şimdi Aslan'ın ultisi de önemli olacak. Round'un devamında. Şimdi Aksa'daki oyuncular biraz geri çekildi. Sadece Vasili kaldı. Vasili'nin de şu an smoke sonrası çıkacağını söyleyebiliriz. Aslan birkaç tane bıçağını prefire attı. Buna gerek var mıydı bilmiyorum. Şerife deneyebilirdi en azından. Ama. Yani ne olursa olsun bıçakların iki tanesini harcadı. Şimdi double sıçrama gelecek ve bu kez Heaven altına. Kuramadı. Çok güzel bir headshot. 40 saniye var hala. Tekrar spike kurulacak. Lauzen oraya yerleşti. Combatter bir yandan paranoyasını hazırlıyor. Lawson'un ultisi geldi. VTK'yi engellemek için. Mr. Falling'in de ultisi var. Şimdi tecrit geldi. Atlamak isteyebilirler. O tecrit patlayana kadar. Side'dan bir kill daha çıkardı Aslan.
Aslan devam ediyor. Evin altına kadar geldi. Of, üçüncü kilini de buldu. Of, of, of. Uzuna gidiyor ama Mr. Folly ona dur dedi. Yok edildi. Son anda bu arada yok edildi. Son saniye içerisinde Mr. Folly'nin üzerine gidecek Lego Watch. Lego kili çıkartıyor ve bir round daha ayakta kaldı. Aslan sayesinde. Kesinlikle öyle. 4v4'te yani her şey bitmiş gibiydi. Ekonomileri gerçekten çok fazla hasar almış değil bu arada. Combat Ray kısmet. Niyet düzeltiyorum. Mr. Fall'ın kısmet oldu. Bir flash pick daha çok zorladılar orayı. Overpick'ler geliyor. Verildi. Tekvan cezalandırdı resmen Muj ve Aslan ikilisini. Yani overpick'lerin cezası kesildi Tekvan tarafından. Şimdi adam avantajı bir anda Beşiktaş'a gelmiş durumda. Vasily takım arkadaşlarına heal da verdi. Tabii artık neredeyse 3 oyuncusu BBL'in site'lara dağılmak durumunda kalacak. Ya da 2 site'i belki de retake'e bırakacaklar. Tek bir odaklanacaklar. Şu an gördüğün gibi hepsi C'ye doğru geliyorlar. Şimdi oraya Vasily Tazmanya Kaplan'ı gönderecek. Ve 2 oyuncunun infosunu alma ihtimali var. Bu arada pushlayacaklar C'den galiba. Kontak oyun geliyor dediğin gibi. Burada önde olduklarını şimdi gösterecek. Cep tarafında ne var ne yok biliyorlar mı emin değilim. Oraya doğru bir paranoya da geldi. Şimdi Lego kill'i çıkarttı. Sola doğru ilerleyecek. Tekvan sağdaki oyuncudan, Kero'dan gelen bir takas var. 2-2 oyun. Ama cepte kaldı hala. Çıkamıyor oradan Combatry. Evet. Takım arkadaşının yardımıyla şimdi çıkmak isteyebilir. Evet. Ve Tecid geldi. Üzerine oynayacak. Lawson yavaş yavaş geliyor. Side arkasından peek alacak. AMDLL ses verdiler. İlk kill geldi. Lawson'dan kill geliyor. Canı yok. Üstüne gitmek İki saniye. Var. Üstüne gidiyor ve son saniye içerisinde Combatry'nin kill'iyle Beşiktaş. Ona etkinlikteki ilk karşılaşmasında ve 13-6, 2-0 mağlup etti BBL'i.